Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle mercimek köftesi hazırlıyoruz. Tam ölçülü ve tam kıvamında bir mercimek köftesi hazırlayacağız. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlarsanız çok sevinirim. İlk olarak bir su bardağı mercimeği yıkadım ve bir tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine 3 su bardağı su ekliyorum ve 1 çay kaşığı kadar tuz ekleyip mercimekler yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Başka bir tencerenin içerisine 1 çay bardağından 1 parmak eksik zeytinyağı alıyorum. Üzerine küçükçe doğradığım 3 tane orta boy soğan ekliyorum. Soğanlar yumuşayıncaya kadar iyice pişiriyorum. Soğanlar yumuşadıktan sonra yarım yemek kaşığı acı biber salçası ve yarım yemek kaşığı karışık salça ilave edip salçaların güzel kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiber ilave edip baharatları da soğan ile güzelce karıştırıyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Güzelce pişen mercimeğin üzerine 2 su bardağı köftelik bulgur ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum ve tencerenin kapağını kapatıp 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Yaklaşık 20 dakika dinlendikten sonra genişçe bir tepsinin içerisine aldım ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Eğer gerekirse yarım bardak kadar soğuk su ile hafif hafif ıslatarak yoğurmaya devam edebilirsiniz. Daha rahat toparlanması, bütünleşmesi için soğuk su kullanabilirsiniz bu aşamada ama lütfen azar azar ilave edin. Bir anda fazlaca ilave etmeyin. Mercimek ve ince bulguru biraz yoğurduktan sonra şimdi hazırlamış olduğumuz salçalı ve soğanlı sosu üzerine ilave ediyoruz. Bir tutam maydanoz, 3 dal taze soğan da ilave edip onları da güzelce karıştırdıktan sonra mercimek köftesi artık servis için hazır. Elimizle sıkıp bu şekilde şekil vererek servis edebiliriz. Tam kıvamında dağılmayan yumuşacık bir mercimek köftesi hazırlamış olduk. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, altın günlerinin vazgeçilmezi olan bu güzel tarifi denedikten sonraki yorumlarınızı bırakmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.